Halk TV bu yayınlarına devam edecek dedi. Doğruları söylemeye devam edecek, geri adım atmayacağız dedi. Türkiye bu noktada gerçekten çok zor düzlemde. Bu arada basın kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin de destekleri Halk TV'ye devam ediyor. Çünkü Halk TV susarsa Türkiye susar. O noktadayız. Bu doğrular, gerçekler. İnanmayan gitsin reyting tablolarına bir baksın. Her yayıncımız, her programcımız kendi alanda rekorlar kırmaya devam ediyor. Bunları da konuşacağız. Bu arada Basın Konseyi Başkanı Sayın Pınar Türenç'le de konuşacağız. Basın Konseyi de bugün Halk TV ile ilgili bir açıklama yaptı. Onun ayrıntılarını konuşacağız. Hazır mı arkadaşlar Sayın Türenç? Çünkü eğer medya kuruluşları, basın örgütleri buna destek vermezse bundan sonra bu ülkede kimse doğruları söyleme cesaretini de bulamayacak. Çünkü doğruları söyleyenin başına ne geliyor diye örnek kalacak önlerinde. Mutlaka bu konuda bakın Rütük Başkanı da çıktı dedi ki Halk TV'ye yapılan saldırıyı kabul etmiyoruz dedi. Yani bunu söyledi. Bu önemli bir aşama. Bundan sonra kanallara, diğer kanallara yapılacak saldırıları da tabii ki kimseye yatsımaz. Ülke TV'den bahsetti, onlara da geçmiş olsun. Böyle bir şey varsa, böyle ben görmedim ama böyle bir milletvekilinin bir danışmanı ile ilgili bir olay olduğu söyleniyor. Ama her ne olursa olsun gazeteciye yönelik hiçbir müdahale kabul edilemez. Hangi kanalda, hangi görüşte, hangi yayın organında olursa olsun her şeyin, herkes karşısında olmalı, her türlü şiddetin ve zorbalığın. Sayın Türenç merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Aslında her şey çok iyi gitmiyor. Bir yandan Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Bir yandan da medyanın, daha doğrusu ulusal basının ki uluslararası medya da buna kısmen ilgi gösteriyor ama bir görevi var. Halka doğruları anlatmak. Halka olup biten hakkında doğru bilgi vermek. Mesela bir görüntü vardı. Amerika'da, Kaliforniya'da yangın söndüren uçakları Muğla'daymış gibi anlatanlar var. Çok acı. Bunları söylerken ben utanıyorum. Emin olun o görüntüleri Muğla'da oluyor diye gösteren yandaş kanallar var. Böyle yapmayın. Kimse yangına körükle gitmiyor. Herkes yangın neredeyse ona çare, sorun arıyor. O çözüm arıyor. Bakın Mürsel Alban anlattı. Yangının dibinde. Aşağısı zeytinlik diyor. Az ötesi yatağın termik santrali diyor. Birinin buna kamera tutması gerekmiyor mu Sayın Türek? Birinin bu görüntüyü halka anlatması ve halkın da bunun için çözüm araması iktidarla birlikte. Doğrusu bu değil mi? Nedir yanlış olan? Niye Halk TV'yi bu zorbalar hedeflerine koydu? Şimdi tabii, şimdi önemli olan burada Halk TV'nin yanlış yapması değil, iktidarın yanlış yapması ve ülkeyi yönetememesi sorunuyla karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye uzun bir zamandır yangın yeri. Bu yangın yerinde her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Eğitimde yangın, sağlıkta yangın, pandemide yangın, pahalılıkta yangın. Yani ülke bir yangın yeri. Bir de üstüne bu yangın felaketiyle 10 gündür Türkiye yatıp kalkıyor ve bu yangını da maalesef iktidar yönetemedi. Bu gerçeği de kapatabilmek için medyanın üstüne gidiyor. Yani gerçeği halka yansıtmakla yükümlü olan medyanın muhabirleri bölgede itilip kakılıyor. Akrepte sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Dün akşam işte Halk TV muhabiri, Fox muhabiri, Reuters'ın muhabiri olay yerine alınmadı. Jandarmanın eline liste verilmiş, bu üç yayın kuruluşu olay yerine giremeyecek diye. Böyle bir şey olabilir mi? Ayrımcılıkla karşı karşıya sonunda Türk medyası. Ama onun daha da ötesinde bal gibi örgütlü saldırı altında Türk medyası. Bakın bal gibi saldırı altında diyorum. Bu o kadar açık ki dün akşam yapılan o saldırı tam bir zorbalıktır. Biz bu zorbalıkları, bu yasaklamaları, bu ötekileştirilmeyi tarihin kara sayfalarında dünyanın başka ülkelerinde yaşadık. Ama Türkiye gibi demokratik iklimde olduğunu iddia eden bir ülkenin böyle bir yasaklamayla, böyle zorbalıkla, saldırıyla karşı karşıya kalması kabul edilemez. Bakın dün akşam çok büyük bir tehlike atlattı medya. Halk TV ekibi
yayın sırasında çıkan olaylarda, saldırıda elinde kesici aletle saldırıda bulunan 5 kişinin ölüm tehdidiyle karşı karşıyaydı. Ya yani belki bizim bu 5 yayına katılan gazeteci ve konukları belki çok soğukkanlı yönetmeye çalıştılar. Ama eğer şimdi düşünürsek çok büyük tehlike atlatıldı. Ya o kesik, ucu kesilmiş, parçalanmış şişe bir gazetecinin boğazını kesseydi, ya karşılıklı sinir harbinde birisinin gözü çıksaydı veya çok önemli bir şah damarı patlasaydı, Türkiye ne halde olacaktı? Ne kadar büyük bir tehlike atlatıldı. Ve elimizde bunların kimliği belli, elindeki kesici aleti, öldürücü aleti belli ve bunlar gözaltına alınıyor, ifadesi alınıyor ve bugün öğrendik ki, az önce öğrendik ki 5 saldırgan serbest bırakılıyor. Yani biz saldırıya, zorbalıklara göz yuman bir yönetimle karşı karşıyayız. Sadece yönetilememek sorunumuz yok. Hem yönetilemiyor, ülke yanıyor, her açıdan ülke yanıyor, ormanlarımız yanıyor, evlerimiz başımıza yıkılıyor, insanlar ölüyor ve 10 gündür Türkiye bu yangınla yatıp kalkıyor. Dünyaya rezil olduk. Başaramadık bu yangını söndürmeyi. Başka yerden yardım almayı da içimize sindiremedik. Nedense, onu da anlamış değilim. Ama bunları halka yansıtmak için canla başla bütün imkanlarını seferber eden gazeteciler, basın kuruluşlarına da böyle saldırı yapılmakta ve bunlar da affediliyor. Çok tehlikeli bir çizgiye gelmiş durumdayız. Bunların mutlaka önlenmesi için biz diyoruz ki basın kuruluşları, sağduyulu gazeteciler, ayrımcılıktan ayrılacağız. Ayrımcılık yapmayacağız. Birleştirici politikalar üretmek zorundayız, uygulamak zorundayız. Suçluyu salmayacağız. Suçlunun, saldırganın kimliği belli. Elindeki alet, kesici aletler belli. Öldürücü, evet. Elindeki o şişe, kırık şişe belli. Ve biz bugün saldık ve sonunda ne oldu? Alkışladık onları. Bir yerde alkışlamış olduk. Yani bunun devamı gelecek Fatih. Ben bunu söylemek istiyorum. Evet. Daha önce de mesajınızı gayet iyi anladım. Şekilde saldırganlarla karşı karşıya kaldı birçok gazeteci. Ama bugün bu son olayda tekrar yaşanmamasını diliyorum. Ve mutlaka bu nefret dilinden, ayrıştırıcı dilden uzaklaşmak zorundayız. Bizi yönetenlerin buna dikkat etmesi gerekiyor ve adaletin de yerine gelmesi lazım. Sevgili Türel, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Basın Konseyi Başkanı olarak bunları söylediniz. Halk TV yoluna devam edecek, dik durmaya devam edecek. Korkmayacağız. Evet. Korkmadan devam edeceğiz.